Çok soğuk. Sen şimdi taksi de bulamazsın, ben seni eve bırakayım. Tamam, tamam mı? Tamam. Bilal Hanım, arabanızı getiriyorum hemen. Tamam. Kim bu? Süleyman peşine koruma mı taktı? İyi de kimden koruyacak seni? Anlatırım. Ya niye anlatmıyorsun ya? İnanmıyorum. Ne demek ofis patlatmak abla? Tamam kuzum, geçti, bir şey yok. İyiyim işte. Ya ben kafayı yiyeceğim. Bizim hayatımızda mantar tabancası, maytap bile yok. Ofis patlatmak ne demek Allah aşkına? Polise söyledin mi sen? Bulamamışlar mı hala kimin yaptığını? Sedat diye bir komiser var. İlgileniyor ama yani bilmiyorum. Konuşacağım, tamam konuşayım. Kudret'i söyledin mi? Ha? Bak kesin o kadın çıkacak bu işin altından. Saçmalama, nehir Kudret, ne alaka? Ev hanımı kadın. Yani ofis patlaması bu, olur mu öyle şey? Ya abla, ben o kadını gördüm. O kadın ev hanımı falan değil. Hasta ruhlu bir şey o. Yani ofisi de patlatır, adam da öldürür, her şeyi yapar. Ne olur git polise söyle Kudret, lütfen. Öyle mi diyorsun? Ben kardeşimle kalacağım, sen gidebilirsin. Süleyman Bey'in kesin emri var Elay Hanım, buradayım. Tamam. Gideyim komiserle konuşayım diyorum da daha bunu atlatamıyorum ki ben. Of. Şöyle yapalım. Sen asansöre bin olur mu? Garaj kapısından çık, arka sokaktan da bir taksi atla. Kapıya gelirse ben oyalarım onu bir şekilde. Ama olur git polise anlat her şeyi abla. Bu nedir Allah aşkına? Tamam. İyi günler. Komiser Sedat Çeliker. Üçüncü kat. Teşekkür ederim. Sedat komiserim, müsait misiniz? İlay Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, müsait misiniz? Tabii tabii, buyurun, ne oldu? Sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Tabii tabii, ben size bir çay ikram edeyim kantinde. Yok yok, gerçekten hiç vaktim yok. Korumayı zaten zar zor atlattım. Süleyman da rica edeceğim, buraya geldi mi bilmez. Merak etmeyin, bilmez. Nedir durum? Benim patlamayla alakalı aklıma bir şey geldi ve... sizinle paylaşmak istiyorum ve takip etmenizi rica edeceğim. Kudret Hanım. Kudret Hanım. Evet, Kudret Hanım. Yani ev hanımı dediğin kısırlı börekli gün yapar en fazla. Ofisin doğal gazını falan patlatmaz. Haklısınız, ben de sizin düşündüğünüz gibi düşünüyordum ama inanın bana Kudret Hanım sizin sandığınız gibi bir ev hanım. Anlıyorum. Tamam. Merak etmeyin, bakacağız bu duruma. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Haberleşeceğiz. Selam.